Değerli arkadaşlar, İsrail'in Gazze katliamı bütün yönleriyle devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin refah bölgesi başta olmak üzere aylardır söylemiş olduğu bütün hikayenin boş olduğu, özellikle Amerikan başkanlık seçimi kampanyası sürecinde İsrail'le kavga edip, Yahudi lobisinin çok güçlü olduğu bölgelerde oy kaybetmek istemediği artık net olarak anlaşılmış durumda. Ve Yoav Galant işte Washington'da son pazarlıkları yapıyorlar. Lübnan'a girecekler mi, girmeyecekler mi? Umarım girerler. Ne kadar yayarlarsa bu savaşı bu altından kalkması daha zor hale geleceği için biz de böyle biraz seyrederiz ve sonuç itibariyle doğabilecek yeni Jeopolitiklere hazırlık yaparız fakat e, sürekli olarak içeride de bir çöküş yaşandığı açık bir gerçek çürümeye bağlı bir çöküş bir defa kesinlikle sivil rehineleri artık hamasa bırakmış durumdalar yani e, o aileler sürekli sokaktalar sürekli protesto ediyorlar İnsanlar ayakta. Yani Netanyahu ve faşist e, arkadaşlarını e, bir an önce ateş kesiş yapın ve bu insanları kurtarın diye e, şey yapıyorlar. Hayır, hiç. Ondan en, en ufak bir etkilenme bile yok. E, ve sonuç itibariyle bir yanda Gazze'de savaş bütün cepheleriyle devam ediyor. Öbür yanda da Lübnan adım adım yeni ve büyük bir savaşa hazırlanıyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin ta Pasifik filosundan uçak gemilerini, dev ama dev uçak gemilerini Akdeniz gibi dar bir denize yönlendirmesi bile hem Ukrayna hem de Gazze savaşlarında çok vahim bir döneme doğru ilerlediğimizi göstermesi bakımından önemli. Pasifik filosunun Akdeniz'e transferi konusunu yarın sizlerle daha detaylı olarak ele almaya çalışacağım ve bu yönden baktığınız zaman önemli bir gelişme olduğunu da söyleyebilirim. Ama bu arada çok ilginç bir şey 7 Ekim 2023'ün de altından kalkılamıyor. Çünkü belli ki artık toplumun dinamik kesimleri Netanyahu hükümetinin bu büyük kaosunda yani Hamas'ın 7 Ekim 2023 günü gerçekleştirmiş olduğu o saldırı kaosunda bir takım derin parmakların olduğu, siyasetin bir parmağının olduğuna ilişkin çok fazla bilgi ve tartışma yaşanıyor. İsrail ordusu üst komuta heyeti ve 8.200. birim, birim 8.200 İngilizceden çevirirsek birim 8.200 7 Ekim Hamas saldırısıyla bağlantılı birbirini suçlama yarışına girmiş vaziyettiler. Şimdi bu birim 8.200 ee, İsrail ordusunun bir e, özel e, birliği bir e, yapısı istihbarat e, ve şöyle sinyal istihbaratı toplama kod çözmeden sorumlu İsrail istihbarat kol ordusu bu askeri Kol ordu Yani e, birim 8200 diye adlandırılıyor. Amerikan National Security Agency yani Ulusal İstihbara, e, Güvenlik Ajansı ile benzer bir kimlik taşıyor. Böyle bir şey ve e, Kan Haber Ajansı'nın ortaya çıkardığı istihbarat bilgilerinin e, değerlendirildiği e, ve bunun sonucunda bilgilendirilmesi gereken yetkililerin de bilgilendirilmediği ortaya çıkmıştı. İsrail ordusu Birim 8200 tarafından hazırlanan 19 Eylül 2023 tarihli rapor, bakın detaylandırılmış uçtan uca eğitim başlığını taşıyor. Şimdi bu Birim 800, 8200 19 Eylül 2023'te alarm zilinin Allahını çalmış. Diyor ki. Rapor Hamas birliklerinde tespit edilen olağan dışı hareketlilik ve eğitim programı konusunda net bilgiler aktarıyor. Raporda Hamas eğitimlerinin İsrail ask askeri kontrol noktaları ve eee kibutslara karşı asker ve sivil rehin alma ve rehineleri korunaklı bölgede sağ tutma zeminli olduğu da ifade ediliyor. Yani böyle böyle bir e, Durumla karşı karşıyalar birim 8200 gelen bilgilerden net bir analiz yapamamış. En üst düzey komuta kademesine de istihbarat raporunu tam olarak aktarmamış. İşte suçlamalar tam burada başlıyor. Tam e, tersine rapor bir tesadüf eseri. 1 Ekim günü Gazze birliklerindeki bir subay tarafından ortaya çıkarılmış oluyor ve sonuç itibariyle böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Şimdi suçlamalar iki yönlü. Bir, siyaset askeri suçluyor, asker siyaseti suçluyor. Yani e, İsrail ordusu doğrudan doğruya başbakan ve beraberindeki siyasi kadroların, bu konuda kendilerine yönlendirilmiş olan istihbaratları tam olarak aktaramadıklarını fakat öbür tarafta da siyasetçiler tam tersine istihbaratın ve özellikle de ordunun bu işi başaramadığını savunarak sürekli kelle istiyorlar. Yani kimin başını yiyeceğiz bu işte Günah keçisi e, kim olacak diye ve gerçekten böyle bir durumla karşı karşıya ve bu çürüme her geçen gün bütün ilişkilere yansır hale gelmiş durumda. İsrail ordusu bu yönüyle baktığınız zaman kelimenin tam anlamıyla bu savaşta ağır darbe almış durumda ve bu ağır darbe sonucunda geldiği noktada altından da kalkamıyor ve Hamas dün ortadan kaldırıldığı, temizlendiği ileri sürülen noktada bir bakıyorsunuz yeniden karşılarına çıkıyor. Böyle bir durum var ama tabi gözler Lübnan e, sınırında Amerika Birleşik Devletleri'nden bir yeşil ışık aldıkları an, Oraya saldıracaklarına ben kesin gözüyle bakıyorum. Çünkü bu kadar büyük bir sıkışıklığın altında daha büyük bir savaşla kalkabilirler diye düşünüyorum. Hoşçakalın.